Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de 4'ten 5 e hazırlık kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Nasıl gidiyor Tonguç? Kamp var şarkısı harika hocam. Harikasın o zaman hemen şarkımızı at kamp şarkımızı. Mükemmel bir şekilde 4'ten 5 e hazırlık kampımızda gerçekten kamp şarkımız mükemmel bir şekilde gidiyor. Gördüğün gibi matematiği bitirdik. Aynı zaman Türkçe sözcük yapısı ve sözcük anlamı yaptık. Aynı zamanda fen yapısı ve hareketleri toplama çıkarma. E şimdi cümlede anlamdayız. Harikayız. Tamam şimdi kapatalım şarkımızı. Hemen Tebrik ediyorum dinliyorum. Çok güzel. Şimdi burada dörtten beş hazırlık kampımızda ne yaptık? Öncesinde dörtten beş hazırlık setimizin içerisinden çok güzel kitaplarımızı çözdük. Hangi kitaplarımız vardı? Şöyle kitaplarımıza gösterelim. Dörtten beşe Türkçe Matematik Fen kitabımızda hemen sayfa 32 ve 41'i çözdük mükemmel bir şekilde ve bunları çözdükten sonra da bunları çözdükten sonra da bak hemen sayfaları göstermek istiyorum. Takıldığımız sorular olabilir. O soruları zaten karekodlar sayesinde uzman hocalardan dinledik hayali öğeler, nezaket ifadeleri. Bunları çok güzel bir şekilde yaptıktan sonra mükemmel bir şekilde ne yapacağız? Ardından da hemen cümlede anlam videomuzu izleyeceğiz. Ve aynı zamanda sonrasında fen bilimleri, canlıların yaşamı geliyor. Mükemmel bir şekilde devam edeceğiz. Tabi sonrasında da telafi eğitimini bitirdikten sonra ön hazırlığa geçeceğiz. Ve 5. sınıf hazırlığımızı mükemmel bir şekilde yapacağız. Şimdi 4'ten 5 hazırlık kitabımızı kaldırıyorum mükemmel bir şekilde buraya. Kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Şarkımızı dinliyoruz. Şimdi o zaman hazırsan başlıyoruz. Müzik <laughs> Şimdi hemen sana bir soru sormak istiyorum. Tonguç zaman tünelinde yolculuk yaparaktan Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihine gitti ve orada Mustafa Kemal Atatürk e ve silah arkadaşlarıyla karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk ona hoş geldin Tunguş dedi. Sence bu hayali bir şey mi gerçekçi bir şey mi? Evet hocam ben de Atatürk'ü görmek oradaki kahramanlarımızı görmek isterdim. Ya ben de görmek isterdim. Dolayısıyla gerçekten de hayali bir şey. Yani tabii ki hepimiz o dönemde o milli mücadele kahramanlarını, meclisin nasıl açıldığını, Kurtuluş Savaşı nasıl yapıldığını... ...yani savaşarak belki çok zor olurdu ama görmek isterdik. Bizler de keşke onlar gibi o mücadelenin içerisinde olsun isterdik. En azından onlarla tanışmak isterdik. Dolayısıyla burası gerçekten hayali bir ülke. Peki şimdi başka bir şey soruyorum sana. Tonguç bütün gün televizyonun karşısında boş boş oturuyor ve Brawl Stars oynuyordu ve sadece ve sadece oyun oynuyordu. Aynı zamanda dizüstü bilgisayarından da ara ara e, işte e, Minecraft takip ediyordu. Sence bu hayal mi gerçekçi mi? Of bu çok gerçekçi hocam. Evet bu gerçekçi. Zaten bu gerçekçi olduğu için e, günün de çoğu böyle geçiyor. E, ee, Brawl Stars'ta kimler var şu anda? Ne oldu sana? Hocam günümüz çoğu böyle geçiyor. Brawl Stars'ta Leon çıktı geçen efsanelerden. Ondan sonra Spike'ı bekliyorum hocam. Oo, Leon çıkması bayağı iyiymiş gerçekten. Neyse. Bizim anlatmak istediğimiz şey şu. Burada hayali değil gerçekçi bir ev var. Zaten biz buna benzer bir şey yaşayabiliyoruz. Ama 23 Nisan 1920 yani geçmişte zaman yolculuğu yapıp burada milli mücadele kahramanlarını görmesi ya da bu kalemin konuşmaya başlaması. Turuncu kalem kahverengi kaleme dedi ki baba ne haber iyi misin? İyilik baba senden ne haber? Bunlar kendi aralarında konuşması bu tamamen hayali. Şimdi sayfamızı açtık ve bugün neler öğreneceğimize bir bakalım. Birincisi bugün kurallı ve devrik cümle öğreneceğiz ki son derece basit hiç korkmamıza gerek yok. Kurallı ve devrik cümlede bir lokomotif göreceğiz. Bu daha doğrusu vagonlar göreceğiz. Bu vagonlar lokomotif sayesinde ilerleyebilecek ve biz bu lokomotifin yerine göre kural ya da lokomotif. Loko lokomotif diyorsun gerçekten çok güzel. Ama burada gerçekten bu şarkı kadar rahatlıkla öğrenebileceğim bir yöntemiz var. Çok rahat bu konu öğreneceksin. Zaten yüklemi daha doğrusu cümlenin en almak kelimesini cümlenin sonunda görürsek kurallı cümle diyeceğiz. Sonunda değil de başının ortası görsek değerli cümle diyeceğiz. Soru verilen cümleleri zaten bizim ana dilimiz Türkçe olduğu için günlük hayatımızda annemizden, babamızdan, kardeşimizden, abimizden, ablamızdan, dayımızdan, teyzemizden sürekli Türkçe cümleler duyduğumuz için soru ünlü cümleleri rahat halledeceğiz. Anlatım biçimlerine bakacağız. Sebep sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç cümlelerini göreceğiz. Özel ve nesnel cümleleri, cümlede kavramları, deyimler ve atasözlerini görüp mükemmel bir şekilde cümlede anlam konusunu 4'ten 5'e kampımızda 4. sınıfta mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi Cümle bir duygu, haber, istek, düşünce gibi kavramları anlatmaya yarayan sözcük veya sözcük dizilerine biz ne diyoruz? Cümle diyoruz. O zaman buraya hemen tanımımızı yazalım. Cümle denir diyelim. Şimdi ben sana soruyorum. Kar yağıyor cümlesi. Sence bir durum cümlesi mi yoksa bir istek cümlesi mi? Durum cümlesi. Harikasın durum cümlesi. Burada bir istek yok. O zaman buraya hemen yanına şöyle mavi kalemle yazmak istiyorum. Mavi kalemizi alalım. Hatta şurada hatta siyah kalemle yazayım. Bunun yanına yazıyorum. Bu bir durum cümlesi. Tebrik ediyorum Tonguç Eradım seni. Şimdi dondurma yemek istiyorum. Sence bir istek cümlesi mi soru cümlesi mi? İstek cümlesi. Harikasın bu bir istek cümlesi. Niye dondurma yemek istiyorum diyor. İstek cümlesi diyoruz. Peki akşam gelirken ne alayım? Sence bu bir Soru cümlesi mi yoksa bir düşünce cümlesi mi? Soru cümlesi. Burada da biraz kafa karışabiliyor. Doğru sen soru cümlesi olduğunu bildin. Tebrik ederim. Soru cümlesi diye yazdık. Tebrik ederim seni. Ama burada dikkat olmamız lazım. Yani ne alayım diye soru işareti koysa biz buna soru cümlesi diyebiliriz. Kardeşimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Sence bu bir duygu cümlesi mi yoksa bir ee, işte soru cümlesi mi? Duygu cümlesi. E, soru işareti yok ki sonunda. O zaman bu bir duygu cümlesi diyeceğiz. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Bence ödevi bugün bitiririm. Aa bak burada da bir düşünce cümlesi var. Bunu sana sormuyorum artık. Dolayısıyla bunu da ben söyledim cevabını düşünce cümlesi diyoruz. O zaman durum cümleleri var, istek cümleleri var, soru cümleleri var. Yarın geliyor musunuz? Mesela bu bir soru cümlesi olmuş oluyor. Şimdi geldik kurallı ve devrik cümle. Şimdi bir kez daha ben vagonlarımız çiziyorum. Bir kez daha Loko, vagonlarımız lokomotif. Çizelim. Bu birinci vagonumuz. Bu ikinci vagonumuz. Bu üçüncü vagonumuz. Buraya da bir lokomotif çiziyorum ve lokomotifimiz çizdim. Şimdi burada senin kafanı karıştırmaması için bir şey söylemem lazım. Şimdi öncelikle bana şunu söyle. Bu tren lokomotif olmazsa gider mi gitmez mi? Gitmez. Evet lokomotif olmazsa tren gitmez. Peki bu vagon olmazsa tren gider mi? Gider. Harikasın gider. Bu vagon olmazsa tren gider mi? Gider. Evet gider haklısın. Bu vagon olmazsa tren gider mi? E gider. Harikasın gider. Çünkü lokomotif tek başına gidebilir. Demek ki bu vagonların hiçbiri olmasa bile bu tren gider. Ama bu lokomotif olmasa Tren gitmez. Demek ki lokomotifi cümlenin, daha doğrusu trenin en önemli kısmı. İşte biz de cümlenin içerisinde iş, oluş, hareket veya yargı bildiren kelimelerin olduğu ifadeleri göreceğiz. Yani o kelimeleri bulmamız lazım. Mesela çocuk tüm hikayeleri okudu diyoruz. Bu cümleyi görüyoruz. Mesela burada çocuk olmasa tüm hikayeleri okudu diyebilirsin. Ya da hikayeleri okudu diyebilirsin. Hatta okudu bile diyebilirsin. Ama okuduyu kapatıyorum. Çocuk tüm hikayeleri. Ha? Ne diyorsun? Anlaşıldı mı? Anlaşılamadı. Anlaşılmadı tabii. Çocuk tüm hikayeleri okudu dediği zaman anlaşılıyor bir şey ama çocuk tüm hikayeleri dediği zaman anlaşılmıyor ne dediği belli olmuyor. O zaman okudu gelince cümle oturdum. Keşke ablam da sinemaya. Böyle bir cümle olur mu? Böyle bir cümle olmaz. Olmaz. Harikasın. Böyle bir cümle olmaz. Keşke ablam da sinemaya diye bir cümle olmaz. Ne diyeceğiz? Keşke ablam da sinemaya gelse deyince bir cümle oluyor. Demek ki burada okudu kelimesi iş oluş hareket bildiriyor. Burada da gelse kelimesi iş oluş hareket bildiriyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli kelimeler. Ve bunlar adeta bir trenin lokomotifi gibi. İşte bu lokomotif Cümlenin sonundaysa biz buna kurallı cümle diyeceğiz. Eğer cümlenin sonunda değilse, buralarda, başında falan, ortasındaysa biz buna devrik cümle diyeceğiz. Yani iş, oluş, hareket veya yargı bildiren kelimeler cümlenin başında veya ortasında olursa. Çocuk tüm hikayeleri okudu. Ablam da keşke sinemaya gelse. Yine aynı şey ama bu sefer gelse ve okuduğu cümlenin sona değil de ortalarına koymuş. Demek ki biz lokomotifi bulabiliyorsak onun yerine göre karar vereceğiz. Lokomotifimiz varsa önce onu bulacağız. Sonra da Yük, e, cümlenin iş oluş hareket bildiren ifadesi cümlenin sonundaysa kural cümle diyeceğiz. Sonunda değilse de ortasında veya başındaysa derif cümle edeceğiz. Anladın mı Tonguç Adım burayı? Anladım. Harikasın, mükemmelsin. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten zihni mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu bu ceviz yiyorum hocam. Harikası. Gerçekten ceviz yediğin sürece zihninde mükemmel bir şekilde çalışır. Zaten çalıştığı da belli. Hemen lokomotifi de buluyorsun. Vagonları da ayırt ediyorsun. Aferin. Tebrik ediyorum seni. Geldik anlamlarına göre cümle çeşitlerine. Ünlem cümlesi var. Sevinç, üzüntü, korku, telaş, acıma, hayret gibi duyguları ifade eden cümleler. Yaşasın! Bugün bayram dediğimizde burada bir ünlem var. Of! Çok yoruldum dediğimizde burada bir ünlem var. Zaten ünlem cümlenin sonunda böyle bir ünlem işaretini rahatlıkla görebiliyoruz. Soru cümlesi ise bir konu hakkında bilgi edinmek veya öğrenmek için kurulan cümle. Ne zaman denize gideceğiz? Hiç kaplan gördün mü? Bunlarda hep bir soru var. Sebep sonuç cümleleri ise olayların durumların hangi sebeple gerçekleştiğini bildiren cümlelerdir. Bardağı kırdığı için çok üzüldü. Yağmur yağdığından dolayı arabayı yavaş sürdü. Camı açınca oda serinledi. Kalemi kırılınca yazamadı. İşte kar yağınca yollar kapandı. Bunların her biri birer sebep sonuç cümlesi Tonguç Ela'dır. Amaç sonuç cümleleri ise eylemin bir amaca yönelik yapıldığını bildiren cümleler. Burada bir istek var Tonguç Ela'nın benim. Burada bir amaç var. Burada bir plan var. Burada bir hedef var. Yani bir gaye var. Dolayısıyla başarılı olmak için çalışıyorum. İşe gitmek üzere evden çıktı. Hesabı ödemek için ayağa kalktı dediğimizde bunların her biri bir Amaç için gerçekleşiyor. Mesela sen ne için ne yapıyorsun? Başarılı olmak için sizi dinliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten başarılı olmak için beni dinlemen güzel bir şey. Ama kendin de benden sonra mutlaka ne yapmalısın? Çalışmalısın. İşte kitaplarından, e, soru bankalarından veya da öğretmenlerinin sana verdiği ödevlerden mükemmel bir şekilde çalışmalısın. Tebrik ediyorum seni. Geldik koşul ve şart cümlesine. Bu cümleler ise adeta anne cümleleri. Adeta teyze cümleleri. Böyle babaanne cümleleri. Ödevini yaparsan dışarı çıkabilirsin gibi cümlelere biz koşul cümlesi diyoruz. Mesela ders çalışırsan dışarı çıkabilirsin. Ne zaman çıkarabilirim? Çıkabilirim. Ders çalışırsam. Ne zaman yetişirsin? Hızlı koşarsan. Mesela sana annen ne diyor? Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Gerçekten anneler gerçekten genellikle işte tabağını bitirirsen, yemeğini yersen, işte sütün içersen gibi mutlaka bizim sürekli yemek yememizi ve obez olmasak bile güçlü olmamızı isterler. Dolayısıyla annelerin genellikle koşulu budur. Gene iyi bir şey istiyorlar annelerimiz. Biz çok seviyoruz. Dolayısıyla ders çalışırsan dışarı çıkmak, hızlı koşarsan yetişmek, yemeğini yersen dışarı çıkmak bunlar da koşul cümlesi olmuş oluyor. Geldik anlatım biçimlerine. Bunu esasla dersimizin başında sana sormuştum. Gerçek ögeler neydi? Senin Tonguc'un televizyon izlemesiydi. Evde televizyon izlemesi, işte Brawl Stars oynaması, oyun oynaması. Bunlar gerçek, bunlar gerçek şeyler. Ama hayal ögeler ise mesela ağacın konuşması. Ağaç bana dedi ki merhaba abi ne haber? Ağaç konuşmaz ki. Veyahut da işte Tongucu'nun zaman tünelinde büyük millet meclisinin gitmesi gibi şeyler. E, veyahut da siyah kalemin turuncu kaleme babana haber demesi gibi şeyler. Hayal ürünü ögelerdi. Şimdi gerçek ögeleri zaten biliyoruz. Ayşe annesi de film izliyor. Olabilir. Yaşamımızda gerçekleşmesi mümkün olan olay ve durumlar. Sokak kedilerini her gün besliyorum. Olabilir. Ama hayal ürünü ögeler günlük hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan zihinde canlandırılan hayal gücüyle tasarlanan olay veya durumlar kedi ne kadar da mutluyum dedi. Çocuk gülümseyerek gökyüzüne uçtu dediğimizde bunların her biri ne olmuş oluyor? Hayal ürünü ögeler olmuş oluyor. Duygusal anlatım baktığımızda ise daha çok duyguları ön plana çıkan anlatımdır. Mesela ablamı evde bulamayınca onu çok merak ettim. Bak burada merak etmek bir duygu. Arkadaşım hediyesini görünce çok sevindi. Bak bu bir duygu, bir duygu var yani. Abartılı anlatım ise bir durumu veya bir varlığı olduğundan çok fazla veya az gösteren ifadeler. O kadar çok güldü ki ağzı kulaklarına vardı. Nasıl yani ya? Kitabı bulunca mutluluktan havalara uçtum. İşte bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Yani bir of diyor, of diyor, dağ yıkılır diyor böyle. Böyle bir şey olabilir mi? Bu tamamen abartılı bir anlatım. Bir de benzetme ve örneklendirme var ki ona da bakalım. Benzetme dediğimizde anlamı güçlendirmek için bir şeyin başka durum veya varlığa benzetilerek anlatılması. Mesela diyelim ki şurada Tankut'u alalım. Tankut gerçekten saçları Birer e, neye benziyor? Bıçağa benziyor. Evet gerçekten de bıçağa benziyor. Dikene benziyor yani, hocam. Böyle bir sivri sivrisiyle dikene benziyor hatta. Doğru bıçak değil de dikene benziyor. Haklısın. Dolayısıyla burada Tankut'un saçlarını biz dikene benzettiğimizde bu benzetme olmuş oluyor. Veyahut da gözleri kömür karasıydı Veyahut da işte ne bileyim yanakları pamuk gibiydi. Bunların her biri Tankut için yaptığımız benzetmeler. Anlamı güçlendirmek için bir şeyin başka durum ya da varlığa benzetilerek anlatılmasıdır gibi kadar sanki kullan. Annemin yüzü melek gibidir bak. Tankut'un saçlarını dikene benzettik, bıçağa benzettik ama annemizin yüzü izi melek gibidir. Türkiye adeta bir cennettir. Adeta gibi, kadar gibi ifadeler bize benzetme yapıyor. Örneklendirme ise evladım, bir düşünce veya konuyu açıklamak, düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Mesela söz gelimi, örneğin gibi gibi kelimeler kullanılır. Cips, şeker gibi sağlıksız yiyecekler tüketmemeliyiz. Bak, sağlıksız yiyeceklere örnek veriyorum. Pek çok ilgi alanım var. Mesela basketbol bunlardan biri diyerekten örnek veriyorum. Özler ve nesnel cümlelere geldik. Burası zaten son derece kolay. Şimdi yine Tankut'u alıyorum. Gel bakalım Tankut'cum buraya. Tankut son derece yakışıklı ve karizmatik bir insandır. Bu sence gerçekçi bir şey mi? Böyle kişiden kişiye değişen bir şey mi? Kişiden kişiye değişir öğretmenim. Haklısın bu kişiden kişiye değişen bir şey. Yani bu bence denilecek bir şey. Yani sen ben bu cümleyi söylediğimde Hocam bu kişiden kişiye değişir diyorsun. Bu bence diyorsun. Yani bence Tankut çok yakışıklı birisi. Ama nesnel cümleye baktığımızda Tankut'un saçları sarıdır. Bu nesnel bir şey. İşte Tankut'un iki tane kulağı vardır. Veyahut da işte Tankut gözlük takmıyor. Bunların her biri esasında Tankut'la alakalı kanıtlanabilir. Kişiden kişiye değişmeyen ifadeler. Yani buna bence getiremezsin. Mesela şuraya bakalım. Aydın çok güzel bir şehirdir. Özden sana göre güzel. Belki başkası deniz yok diye Aydın'ı sevmeyebilir. İstanbul'un en kalabalık şehrimizdir. Sana göre hayır, sana göre falan değil. Bu gerçekten de ispatlanabilir. Türkiye'nin en kalabalık şehri, en fazla nüfusa sahip, en fazla insanın yaşadığı şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla ispatlanabilen, kanıtlanabilen, kişiden kişiye değişmeyen cümlelere biz nesnel cümleler diyoruz. Kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan, içine bence koyabileceğimiz cümlelere özden cümle diyoruz. O zaman ben şimdi sana söylüyorum. Bu ağaç kırmızı elma yetiştiren bir ağaçtır dediğimize... Bu cümlesi şimdi sence özel mi, nesnel mi? Nesnel tabii ki hocam. Harikasın. Nesnel bir cümle. Niye? Çünkü evet elma ağacı, kırmızı. Tamam bunu görebiliyoruz. Bu ağaç bence çok güzel bir ağaçtır dersek. E o zaman bu özel cümle olmuş oluyor. Bu kadar basit yani. İşte çok hoş bir ağaç, çok sevinli bir ağaç. Buna benzer şeyler hep özellik katmış oluyor evlenmeyelim. Karşılaştırma cümleleri ise ne yapıyor? Birden çok varlığın, olayın, yerin, kavramın benzer ya da farklı yönlerinin karşılaştırıcı cümlelerdir en daha kadar aynı gibi farklı olarak göre benzer benzer olarak aynısı gibi ifadeler kullanılır. Şöyle bir şey çiziyorum. Birinci, ikinci ve üçüncüyü gösteriyorum. En başarılı birinci. İki, üçten daha başarılı. Üç, bir ve iki gibi ama tam da onlar kadar değil. İşte bunlar hep karşılaştırma oluyor. Ayşe sınıfın en çalışkanıdır. Mesela sizin sınıfın en çalışkanı kim? Merve ve Osman hocam. Vay sizin sınıfın en çalışkanı Merve ve Osman. Demek ki kızlar ve erkekler yarışıyorlar. Güzel. Bakalım Merve mi daha başarılı olacak? Osman mı daha başarılı olacak? Çok güzel. Berke kadar çok kitap okumalısın. Bak burada Berke kadar diyor. Karşılaştırıyor. Senin boyun benim boyumdan uzun. Harikasın. Boyları karşılaştırmış. İstanbul İzmir'den daha kalabalıktır. Bak bu da yine İstanbul'un nüfusunun İzmir'den daha kalabalık olduğunu karşılaştırmış. Geldik öneri cümlesine, örnek cümlesine ve olasılık cümlesine. Bir sorunun nasıl giderileceğine dair tavsiye içeren cümleler. Dünyamızı korumak istiyorsak çevremizi kirletmemeliyiz. Bak bir tavsiye var, bir öneri var. Örnekleme cümleleri ise bir konu veya düşünceyle ilgili örnek veren cümleler. Birçok dili konuşuyordu. Çince, Japonca ve Almanca gibi. Olasılık ihtimal cümlesi ise bir olay veya durumla ilgili kesin olmayan yargıların olduğu cümlelerdir. Bulutlar geliyor, yağmur yağacak olabilir. Bak olabilir diyor, tahmin veriyor yani. Deyimlere bakalım. Şimdi deyimler anlatımı çekici kılmak için gerçek anlamının dışında kullanılmış söz öbekleri. O zaman biz deyimlerin anlamını biliyoruz. Genellikle de mecaz anlamda kullanılıyor. Mesela göze girmek deyince gerçekten insanın gözüne mi giriyoruz? Evet gözüne giriyoruz. Hayır niye gözüne girelim evladım ne alakası var? Evet gözüne giriyoruz diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın gözüne giriliyor mu? Orada öğretmenimin gözüne girdiğinde de ki hocamız bizi beğeniyor yani. Aferin dersine de başarılısın. Artık e, seni takdir ediyorum demek istiyor yani. Hocamızın hoşuna giden bir şey yapmış oluyoruz. Veyahut da gözden düş deyince gözün içinden düşüyor musun? Oba diye aşağı mı düşüyorsun? Hayır orada da artık seni beğenmiyor anlamına geliyor. Söylenenlere kulak misafir olmak. Kulak misafir olmak. Burada da yine ne yapıyor? Onu dinliyor yani çaktırmadan dinlemek gibi. Sa yani böyle çaktırmadan değil hani bir anda düğü vermek gibi. Saatlerce abime dil döktüm. Dil dökünce dili falan yere dökülmüyor. Böyle çok çaba sarf ettim manasına. Her şeyi burun kıvırıyor. Sen burnunu kıvırabiliyor musun evladım? Burnumu kıvırabiliyorum. Çok güzel. Burnumu ben de elimle. Ama buradaki bahsedilen burun kıvırmak değil ki. Burada burun kıvırıyordan kasımız o her şeyi beğenmiyor. Yani o bazı şeyleri beğenmiyor. Burun kıvırıyor diyeceğiz. Geldik atasözleri ve özdeyişlere. Şimdi atasözleri ve özdeyişlerde deyimlerden farkı şu biraz daha kalıplaşmış cümlelerdir bunlar. Ve söyleyeni aynı deyimler gibi belli değil ve geçmiş tecrübeleri anlatır. Mesela deyimler şöyle şeyler. Göze girmek, kulak misafir olmak, dil dökmek, burun kıvırmak, gözden düşmek, kulak kabartmak, saçını süpürge etmek gibi şeyler deyim. Ama ateş olmayan yerden duman çıkmazız. Bu bir atasözü. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu bir atasözü. Sakla samanı gelir zamanı. Bu bir atasözü. Damlaya damlaya göl olur. Bu bir atasözü. Bak bunlar dikkat etsen birer cümle gibi. Ve atasözleri deyimleri de asla değiştiremiyorsun. Deyimleri belki çekimleyebiliyorsun ama atasözlerini asla değiştiremiyorsun. Yani şöyle diyemezsin. Üzüm üzüme baka baka siyahlaşır. Diyemezsin. Kararır demek zorundasın. Üzüm üzüme baka baka karar ne demek? Yani insanlar birbirle takıla takıla birbirine benzer demek. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz cümlesi kimler için söylenmiş? İtfaiye için söylenmiştir hocam. Ne itfaiyesi evladım? İtfaiyeler için söylenmemiş. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bir insana bir şey söyleniyorsa onun bir sebebi vardır demek. Bu itfaiyeciler için söylenmiş bir söz değil. ve hatta da damlaya damlaya göl olur. Sular idaresi için söylenmiş bir söz değil. Damlaya damlaya göl olur. Küçük küçük birikimlerle büyük sermayelere ulaşırız demek. Özdeyiş ise herkese bilinen bilim insanı, sanatçı, düşünür, devlet başkanı gibi kişilerin sözlerini içerir. Yurtta barış, yanda barış kim söylemiş mesela? Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Vay hocam süper imza. Evet ben de böyle imzada bazen e, sahtecilik yapıyorum ama zaten Atatürk'ün imzasını e, sahtesi gerçeği karışmasına gerek yok diyoruz. Bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Artık ödülü sorumuza gelmeden önce hemen ödevimizi veriyoruz. Hadi bakalım şimdi ödemizi yap. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla şimdiden sana başarı. ol hocam.